neden 40 gün diye orası haram kılınmıştır. Bunlara haram kılınan yer, bunlar hayatları boyunca vahye tekrar geri dönemediklerini burada anlatıyor. Yok, şimdi mesela Bakara suresi 259'da, çünkü güzel bir örnek benim anladığım kadarıyla, Allah burasını nasıl diriltecek diyor, inanmıyor. İnanmayan bir kavmi Allah hidayete erdirir mi? Ve bunun yaşadığı hayata ölü olarak tanımlıyor Kur'an. Yani vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri de mühürlenmiş olarak tanıyor. Buradaki ifade de öyle bir yola yönelmeyen bir insanı Allah sağır ve kör olarak dolaştırıyor. Başka ifade yok. 40 yıl ifadesi burada kesret ifade eden bir ifade. O yer haram kılınmıştır diye geçiyor da, yani haram kılan şey toprak parçası, kara parçası filan değil. Hayır. Yani onların vahiyini aynı Musa'nın annesini emmeyince Musa'nın süt annesini haram kıldı dediği gibi, burada da onlara o yer haram kılınmıştır. Daha girmediler. Aynı ifade. Yani o yöle gitmek kendi kendilerine haram kılmışlar. Yani yani vahye girmeden o gaflet içerisinde, cehalet içerisinde yaşayıp ölüp gidecekler diyor. Aynen onu anlatıyor. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? 27. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onlar Allah'a yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen demişti ki, seni mutlaka öldüreceğim. Öbürü de Allah ancak korkup sakınanlardan kabul eder. Yani eğer beni öldürmek... Bir dakika hocam, istersen burayı biraz üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü çok yanlış anlaşılıyor bu ifadeler. Yani ikisi de birer kurban adamıştı. Yani yolu ikiye ayırıyor Allah. Birisi Rabbani yol. Bu yol yaşamımı, dirimimi, ölümümü, hayatımı, namazımı, ibadetlerimi, gökleri ve yeri yaratan Allah belirler diyen insan. Birisi de yaşamımı, ölümümü, dirimimi, ibadetlerimi tağutlar belirleyen diyen bir yaşam. Birisi Müslüman, birisi de gayrimüslüman profilini çiziyor ortada. Yani Allah Müslüman olanların yaptığı her davranışı, yaptığı her hayrı, her yönelişi kurban olarak tanımlıyor. Yani kurban kelimesini de bunun içinde barındırıyor. Yani birinin kurbanı kabul edilmiş derken, kurbanı kabul edilen Allah'ın emirleri yolunda, direktifleri yolunda yürüyen insanlar, kurbanı kabul edilmeyen insanlar da Allah'ın direktifleri yönünde yürümeyen insanlar. Yine bunu Bakara suresi 264'te açıklar. Onların durumları, yani inkar edenlerin durumları, münafık olanların durumları dağda bir toprağın sağanak yağmur karşısında kaybolup gittiği gibi, o amelleri, güzel amelleri, verdikleri infaklar kendilerine hiçbir yararı olmayacak ifadesiyle, yani Rabbani yolda yürümeyenlerin kurbanı kabul edilmeyen anlamında ifade kullanmış. Yani Allah kendisinin çizdiği, kendisini Rab edindiği insanların yaptığı davranışların ödülünü verecek, mesajını veriyor. Yani Adem'in iki oğlunda sembolleştirmiş bunu. Bütün insanlarda bu var. Bunun birisi iblis, yani iblis ve iblisin teklifleri yönünde yasak ağaçtan nemalanan insanlar. Birisi insanda takva, takvanın teklifleri sonucunda helal ağaçtan nemalanan insanlar. Birisi Rabbani yolda, bunların Allah yaptıkları bütün davranışları hüsnü kabul görecek. Birisi de
İblisin teklifleri sonucunda cinleşen insanlar, bunlar da kesinlikle yaptıkları güzel davranışlar olsa bile Allah bunları asla kabul görmeyecek mesajı veriyor. İşte öldüreceğim diyen insanlar öldürüyor. Yani o hiçbir Müslüman, birisi kafir, birisi başka dinden diye onu öldürmez, öldürme hakkına sahip değil. Ama hep kafir olanlar, Müslüman olanları öldürmek için harekete geçiyorlar. İşte Müslümanlarla Müslüman olmayanların halini Allah böyle tasvir ediyor. Devam edelim hocam istersen. Eğer sorusu olan yoksa. Tamam. 28. Eğer beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben alemleri Rabbi olan Allah'tan korkarım. Yani bak, bir Müslümanla bir Müslüman olmayanın profilini ortaya koyuyor Kur'an. Yani Müslüman başkalarını öldürmek için uğraşmaz. Düzeltmek için uğraşır. Düzelirse kendine, düzelmezse yine kendine. Ama Müslüman olmayanlar hep Müslüman olan. Bak, Davud'a gelen iki davacı da aynı. Hani Davud'a iki davacı gelmişti. Biz iki kardeşiz. Bu kardeşimin 99 koyunu var. Benim bir koyunum var. Bu kardeşim 99 koyunu olduğu halde benim bir koyunumu da kendi koyunlarına katmak istedi. Sen adil biri olarak hüküm ver ey Davut dediklerinde, o da Davut da, ortaklar birbirlerine genelde zulmedenler, böyle yapmakla zulmetmiş ve Davut bağışlama diledi. Biz de onu bağışladık ifadesiyle buradaki iblisin ve iblis yolunda giden insanların bütün mallarını ellerine geçirmek, ekini ve nesli yok etmek ve kendi bir dünya kazansalar bir dünya daha kazanarak kendi mallarına katmak istiyorlar. Bugün dünya üzerindeki o süper güçlerin yaptıkları davranış bu değil mi? Ekini ve nesli yok ediyorlar. Menfaatli bir petrol için binlerce, milyonlarca insanları yok edip ortadan kaldırıyorlar. Allah ise bunlara ses çıkarmıyor. Yani hep helak olayını, suçta aşırı gitmiş bir topluluğun doruk noktasına ulaştığında Allah orayı yerle bir ediyor anlayışı yüklüyorlar. Oradaki helak o değil işte. Eğer helak bir sünnetullah olarak devam edip gelmiş olsaydı, bugün dünya üzerinde oynanan oyunu Allah görüyor ve zulmeden bu Amerika ve onun yandaşlarını yerle bir eder batırırdı. Ama onlara süre tanıyor. Ne zamana kadar? Ahiret alemi gelinceye kadar süre tanımıyor. Kur'an'da sürekli ifade edilen bu. Devam edelim eğer soru yoksa. Eğer beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben alemlere Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şüphesiz kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur. Bir dakika, şimdi burada bir tane arkadaş, 30 yıllık daha önce Kur'an okuduğumuz bir arkadaştı. Kur'an'ın anlattığından vazgeçmiş. Kur'an bizi saptırı diyor. Böyle demeye başlamış. Şimdi bu ayeti örnek verdi. Yani bir ayette diyor ki herkes kendi günahını kendi yüklenecek. Bu ayette diyor ki benim günahımı da sen yükleneceksin diyor dedi. Buradaki aslında ki hiç kimsenin günahını yüklenmiyor. Öldürmek için öldürme günahını daha yükleniyor. Bu anlamda kullanmış Kur'an bunu. Yoksa diğer ayetle çelişirdi. Ayette dediği gibi şüphesiz kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni
Ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur. Yani burada teşbih bir anlatım yapmış. Benim günahımı da yüklenerek yani ateşin halkından olmanı isterim. Zaten insan bir adam öldürdüğü zaman zulümlerin en büyüğünü yani büyük günahlardan birini işlemiş oluyor. Büyük günahları işleyenler de kesinlikle dönmesi, bağımlı hale gelmesinden dolayı dönmesi, değiştirmesi mümkün olmuyor. Buna kalbi mühürlenmiş olan insanlar diyor Kur'an buna. Hocam Fatır Suresi 18'de hiçbir günahkar ve suçlu bir başka günahkarın günahını yüklenemez. Yani bunu çelişkili olarak söyledi de ben de bunu örnek verdim. Orada kendi günahını, benim günahımı da yüklenme derken yani beni öldürme günahını da o kendi günahlarına eklersin anlamında kullanmış. Burada bir yanlışlık var mı? Eğer ya bu Kur'an'a inanacağız, çelişkisi diyor bu Kur'an kendi sistem içinde. Eğer bir taraftan bir insan kendi günahını yükleniyorsa, hem de birinin de günahını yükleniyorsa, burada bir çelişki vardır. Bunu anlarken, Kur'an'ın bütünlüğündeki o vahiy orijini dinde anlatılanlara uygun olarak anlatılması gerekir, anlaşılması gerekir. Eklenmeyecek diyor Allah. Başka ayetlerde de var bu. Eklenmeyecek. Hiç kimsenin günah yükünü yüklenmeyecek diyor. Hocam burada bir başkasına günah yükünü yüklenmeyecek derken şöyle bir kavram var. Müsaade ederseniz onu da açıklayayım. Yani kafamda düşünceleri, şeyleri aktarmaya çalışacağım. Belki yanlış biliyorum. Şimdi bazı şeylerde kötüle yol açanlarsa veyahut da yani şu işi yap, günahı boyuma. Kur'an'daki yanlış bilgileri veyahut da tevhid inancından saptırıp da insanları ondan sonra günahın boyuna bunu böyle yap, günahı benim boynuma. Diyor ya, bizim aramızda da var ya bu konuda böyle söylemler. Evet. İşte bir başkasının günahını benim günahım yüklenecek diye kimse şeye kapılmadın. Başkasının günahı yüklenmez, başkasının günahı yüklenir. Fakat başkası kötü yoldaki günahlardan herkes yine kendi olanı nasibine alır. Günahsa günah, sevapsa sevap. İyilik yolunda yol açtıysa oradan bir sevap aldın. Kötülük yolunda yol açtıysa kötülüğe gönderdiği adamla kendi günahlarını çıkartmak. Bu da kötülüğe yol açtığı için bu da ondan bir pay alır ya. Öyle değil mi hocam? Pay alır işte. Kur'an'da buna benzer bir şeyler var ya. Ben yapmak olarak şey yapmaya çalışıyorum. Yani pay, tamam aklımda değil şu anda. Pay alır anlamda. Var, öyle ayet var tabi. Yani başkasının kendi günahını azmettiren başkasının günahını tamamen ondan günah yok. Bu onu yüklenmiyor mutlaka. Zaten kişinin kendi günahı, bak kim bir suç işlerse işlemiş olduğu suç kendi aleyhinedir. Kim bir sevap işlerse de işlemiş olduğu sevap da kendi lehinedir. Yani burada ya günah vardır ya sevap vardır. Ya doğru yol vardır ya yanlış yol vardır. İki yol arasında başka bir yol yok. Yani günah yüklenen adamla günah yüklenmeyen adam ikisi farklı farklı insanlardır. Yani kimse kimsenin günahını yüklenmez. Yani zaten o günah şirkinin içindeyse bak Allah şirk koşanı ben bağışlamam diyor. Neden şirk koşanı ben bağışlamam diyor? Şirk koşan kendini bağışlayamadığı için ben bağışlamam diyor. Yani o şirk koştukça günah işlemeye devam ediyor. İşledikçe de adam öldürmeler, zina, fuhuş, ahlaksızlık, tefecilik, her türlü soygunculuk onun şeyinde bir küme olarak birikip duruyor.
iddia sahipleri de var. Herhangi bir kimse bir başkasını öldürürse öldürdüğü kişinin günahları da ona yüklenir. Öldürülen kişi de günahları diğerine yüklenildiğinden dolayı, yani katile yüklenildiğinden dolayı cennete gider. Böyle iddia sahipleri de var. Zannedersem Hz. Hocam'ın açıklamaları buraya yönelik. O zaman şöyle olur. Yani eğer bir kişi inkar etmişse, bir inkar eden, yani tağutu yolda olan onu öldürmüşse, o zaman o da cennete girecek anlayışı çöpe gider diye düşünüyorum. Yani orada Rabbani yolda yürüdüğünden dolayı adam öldürüyor. Bak diyor ki ayette, Hac suresi 40. ayette, Rabbim Allah'tır deyip de yeryüzünde sürülüp öldürülenleri görmedin mi? Yani Rabbani yolda olduğu için öldüren bir insan kesinlikle zaten yolunu, yöntemini gayri Rabbani yolda seçmiş, onu öldürmeyi onun için istiyor. Yoksa başka türlü öldürülmesi kaza olur. Yani kalbin kasıt göstermediği bir ölüm olur. Hayırlı günler, kolay gelsin. 30. Sonunda nefsi olan kardeşini öldürmeyi tahrik edip sevgili göstererek kolaylaştırdı. Böylece onu öldürdü. Bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldu. Şimdi sonunda onun nefsi onu öldürmeyi kolaylaştırdı. Ne diyor Allah? İki yoldan bahsediyor. Birisi Rabbani yol, birisi şeytani yol. Biz zor olanı onlara kolaylaştırdık. Yani nefsani yolda yasak açtan, nemalananların yoluna gidenlere cehennemi kolaylaştırdık. Kolay olanı onlara kolaylaştırdık. Yani cenneti onlara kolaylaştırdık ifadesiyle. Bir iki yol farklılığında gittikçe, bir merdivenin basamaklarından yükseldikçe doruk noktasına ulaşması anlamında kullanmış. Yani bir insan eğer Rabbani yoldan çıkmışsa artık bütün onlara diyor dünya göğünü şeytanlar için taşlama birimi yaptık. Yolunu dosdoğru zannetmeye başlıyor. Ve böylece de öldürmeyi onu kolaylaştırıyor, yani arzuluyor, zor geliyor. Müslüman bir insana bir adam öldürmek kolay olabilir mi? Mümkün mü? Çünkü Allah bunu haram kılmıştır. Mesela Müslüman olan bir insana fuhuş teklifi kolay gelebilir mi? İşte Yusuf'u örnek veriyor Kur'an. Yusuf da onu arzulamıştı ama Allah yasakladığından dolayı bundan kaçmıştı der. Korunmuştu der. İşte Allah'ın yolunda giden insanları Allah ondan korumuştur ifadesiyle Allah'ın emirleri karşısında o dik duran, kesinlikle eğilmeyen, bükülmeyen anlamında bunu kullanmış. Hocam şimdi 27'den itibaren Adem'in iki oğlunu örnek verirken o zaman burada bu prototipler üzerinden toplumdaki kişilikleri, yaşam biçimleri, iyilerle kötüleri ve bunların birbirlerine bakış açılarını anlatan aslında bir nevi sosyolojik hakikatleri Allah bize bildiriyor burada diye düşünüyorum. Çok, yanlış anlamadıysam. Çok doğru. Yani sosyolojik ve psikolojik olarak. Yani burada insanın psikolojik yapısı da giriyor bunun içine. Yani bütün insanlarda o varsa bütün insanlar da aynı anlamında kullanıyor. Bu
grupların prototipleri birbirlerine bakış açılarını, davranış tarzlarını burada Allah bize bildiriyor, özetliyor. Aynen öyle. Yani bize burada şunu söylemiş oluyor. Hak yolda olmayan, vahyi takip etmeyen, batılda olan insanlar seni öldürmeye kastederler. Seni kabullenemezler, seni tahammül edemezler. Nefisleri onlara bunları güzel gösterir. Yani daha fazla mülke sahip olmak, daha fazla güce sahip olmak, çoklukla övünmek, haktan, adaletten rahatsız oldukları için hakkın, adaletin peşinde koşan insanları asla kabul etmezler. Yani daha birçok şey buradan çıkartılabilir günümüze getirilecek olunca. Normal olarak yani ayrı ayrı bu şeylerin, ayetlerin göstermiş olduğu istikametler üzerinde bu iş daha da derinleştirilebilir, çalışma yapılabilir yani bu konuda. İşte Allah İsa'ya, İsa demişti ki onlara, siz ölmeden önce sizin yiyeceğinizi ben size bildiririm demişti. İşte ölmeden önce yiyeceğini bildirmesi, bu iki yol farklılığındaki insanların ortaya koyduğu inanç ve yaşam biçimlerinden onu size bildirir, mesajı veriyor. Yani kim Rabbani yolda, kim Rabbani yolda değil, bunları bildirerek sonucunu onlara söylerim ifadesi kullanıyor. Buradaki yiyecek onların öbür taraftaki amellerinin karşılığı oluyor. Karşılığı oluyor, azığı oluyor. Mesela onlar bir yiyecek için şehirden birini gönderdiler. Buradaki yiyecek de hep Takyanus'un 300 yıl sonra ondan şey yaptığını, önce yaşadığını, orada geçmez bir paranın olduğunu anlatmışlar, durmuşlar. Oysa oradaki gidin, biz bu Rabbani yolda olduğumuzdan dolayı yerimizden, yurdumuzdan sürüldük, kovulduk, biz mağaraya sığındık. Ve belirli bir zaman dilimi içerisinde bu Allah'ın emirlerini biz askıya aldık. Ama şimdi artık kendimize gelelim, birimiz gitsin, şehrin halkını bir yoklasın, onların ne durumda. İşte kasabaya gittikleri zaman, Musa ile bir kulun kasabaya gidişinden bahseder, o yemek istediler der. Aynı oradaki ifade, buradaki ifade ile aynı. Yani yemek istediler orada. Oradaki yemek ise yemek vermekten kaçındılar ifadesi de Ashab-ı Kehf'ten birinin şehre inip oradaki halktan yemek istemesi de, yiyecek istemesi de, almaya gitmesi de bu anlamda kullanılmış. Yani onlara İslam'ı, Allah'ın mesajını veriyor. Kabul edip etmeme konusunda onlarla yumuşak, onlara yumuşak davranın. Ve dolayısıyla belki sizi ürküp sizi taşlayabilirler, sizi öldürebilirler mesajı veriyor. Evet. Aynı ifade. Yani Kur'an'a bir mantığı doğru yakaladığın zaman diğer müteşabih ayetleri aynı anlatışa devam ediyor. 31. Derken Allah ona yeri eşiyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. Bana yazıklar olsun dedi. Şu karga gibi kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim? Artık o pişman olmuştu. Şimdi burada karga ifadesiyle aslında insanlar hep neyden öğreniyor yaşamın kurallarını? Birinci olarak meleklerden öğreniyor. İşte Allah hayvanlara, bitkilere, dağlara, ovalara, efendim güneşe, aya melek diyor. İşte Allah kargaya bilgiyi öğretiyor. Karga bu aslında kodlanmış bilgi bunlara öğretilen. Yani bir hayvana bakıyorsun, geçen de bir belgeselde 500 bin tane koyun var. 500 bin tane de koyunun şeysi var.
kuzusu var. O kuzular bir salıyorlar süt emme zamanında. O 500 bin tane annenin içinde kendi annesini bulup orada açlığını gideriyor. İşte Allah hayvanlara bilgiyi kodlamış. Biz çok bilgileri bu hayvanlardan öğreniyoruz. Yani bu hayvanlara bakıldığı zaman, yani karga onlara böyle bir şey olmuş hali var mı? Kur'an mecazi bir anlatımla bunu izah ediyor. Yani sebebi bilinen bir olayı daha güzel sebebe bağlayarak anlatıyor. Mesela kediye bakıyorsun, kedi pisliğini toprağa eşeleyip oraya gömüyor. İnsanlara da işte ey insan, kedi böyle yapıyor diyor. Mesela bir tane kişi kediyi besliyor, alıştırıyor kendine. Bir gün bıkıyor kediden, kediyi dağlardan, ağaçların, ormanlıklardan geçiriyor, oraya bırakıp dönüyor geriye. Bir bakmış eve, kedi kendinden evvel gelmiş. Yine başka bir yere salayım, bu sefer hiç geri dönemesin diyor. Apartmanların arasından geçiriyor, her türlü gizli, karanlık yerlerden götürdükten sonra bu sefer kendi yolunu kaybediyor, hanımına telefon açıyor. Ey hanım diyor, kedi geldi mi oraya diyor. Geldi diyor. Söyle o kediye diyor, bana namussuz kediye söyle, beni bırak da yerden alsın götürsün. Yani insanlardan hayvanların duyarlılığı daha fazla. İşte insanlar hayvanlardan öğreniyor bitkiyi, şey bilgiyi. Orada diyor ki bütün insanlar da bilgiyi, ismi öğretti. Meleklere dedi ki Adem'e secde edin. Bütün melekler secde etti. İblis secde edenlerden olmadı. İşte meleklere Adem'e isimleri öğretilmesi de meleklerin kendisine yüklenen, kendine ait olan bilgileri yüklenmesiyle Adem onlardan bilgileri öğreniyor. Yani onlara bilgiyi, ama insanlar her meleğe yüklenen bilgiyi araştırıp inceleyip onlardan farklı bir konuma getiriyor Allah. Yani, peki hocam, ben burada diğer ayetlerle bunun bağını kurmakta biraz zorlanıyorum. Şimdi iki prototip var. Birisi hak yolda, birisi batıl yolda. Birinin kurbanı kabul oluyor, diğerininki olmuyor. Sonra batıl yolda olan, hak yolda olanı öldürüyor. Öldürdükten sonra da evren yasalarını keşfetmeye başlıyor. Bana yazıklar olsun diyor. Şu karga gibi kardeşim cesedini gömmekten aciz miyim? Artık pişman olmuştum. Yani bu neyin pişmanlığı? Ben bir bağ kuramadım yani bir önceki ayetlerle bu ayeti. Yani burada pişman olmuş bir tipi gündeme getiriyor diyelim yani. Yani bak bu hayvan kadar olamadım derken mesela Adem'e bütün şeyden, yani o cennette ey Adem senle cennette yerleş ama şu yasak ağaca yaklaşmayın. O yasak ağaçtan yediler ve ayıp yerleri kendilerine açılıverdi ve ondan sonra hem tövbe ettiler, yani tövbe ettiler ifadesini kullanırken de o yaptıkları davranıştan, yanlışlığından ders alıp da o yoldan vazgeçmek için tövbe etme anlamında kullanmış. Buradaki ifadede de işte o yaptığı davranışın yanlış olduğunu anlayan bir pozisyonu anlatıyor burada diye düşünüyorum. Evet, bilmiyorum. Yani ben pek bir şey, ben bağlantıyı bir şey yapamadım. Mutlaka vardır bir sebebi. Ama ben şu an soru işareti var. Başka soru soran mı? Yoksa arkadaşlar devam ediyorum. 32. Bu nedenle İsrailoğullarına şunu yazdık. Kim bir nefsi bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın
haksız yere öldürülürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu öldürülmesine engel olarak diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır. Yani bir kişiyi öldürmüşse bütün insanları öldürmüştür. Yani orada bir kişinin öldürme eylemini yerine getirmesiyle artık bütün insanları öldürmüş kadar günah işler. Yani aynı potansiyel onda devam ediyor. Aynı suç işlemeye devam edecek ve bir insanı öldürmekle de bütün insanlar aynı kanı, aynı canı taşımıyor mu? Yani ha bir insan öldürmüş, ha bütün insanlar öldürmüş. Arada bir fark yok diyor Allah. Allah katında bu tabii ki. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde boşluğa çalışanların cezası ancak öldürülmeleri, asılmaları ya da elleriyle ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu dünyadaki aşağılanmalarıdır. Ahirette onlar için büyük bir azap vardır. Bu nerede oluyor? Medine'de oluyor. Neden Mekke'de olmuyor da Medine'de oluyor? Çünkü Medine'de Müslümanlar güç ve kuvvet haline gelmişti. Ama Mekke'de Müslümanlar mazlumdu, mustazaftı, zayıftı. Onların öldürülenlere karşı savunacak bir güçleri yoktu, öldürenlere karşı. İşte Müslümanlar güç ve kuvvet haline geldiği zaman böyle bir din anlayışını yıkmaya çalışanların cezası öldürülmeleri, asılmaları, kesilmeleri bulmuş olduğu yerden sürülmeleri değişik ifadelerle konuma şartlara göre bu hususların uygulanması mesajını veriyor. Yani işte o varılacak olan yerden bahsetmişti biraz önce okuduğumuz ayetlerde ya, yani insanların dönüp dolaşacağı yer. Tilki nasıl dönüp dolaşacağı yer kürtçü dükkanı ise Müslümanların dönüp dolaşacağı yer ahiret alemidir. Allah'ın huzurudur. Allah'ın huzuruna varmak için ya Müslüman olarak kalacak ya Müslüman olarak kalacak ya da ölecek. Başka alternatifi yok. Başka yöne girmesi mümkün değil. Mesajı veriyor. Evet hocam, bu ayet tabii üzerinde düşünülmesi ve doğru yere oturtulması gereken bir ayet. Çünkü gücü her eline geçiren bu ayete dayanarak şunu diyebilir. Siz işte bozgunculuk çıkarıyorsunuz. Var olan düzeni bozuyorsunuz. Dolayısıyla ben sizi asarım ya da ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keserim. Veya sürgün ederim diyebilir. Çünkü gücü elinde bulunduran hak üzere değilse bunu kendisine karşı çıkanlara karşı bu ayeti istismar edip kullanabilir. Kullanıyorlardı zaten. Bak bak burada aslında Kur'an-ı Kerim'de her örnekten bir örnek verdik. Hiçbir eksik bırakmadık ifadesi kullanılıyor. Yani bir papazla benim şeyim vardı, video sohbetim vardı. Papaz hep Kur'an'daki ayetlerin bu tip olanları almış. Yani kafirleri nerede görürseniz öldürün, bunları almış. Halbuki ondan önce kafirler size saldırmadıkça siz onlara saldırmayın ifadesi kullanıyor. Peki bunu niye alman dedim. Yani burada aslında Allah hiç kimseye savaş açmayı, kimseyi öldürmeyi, kimseyi dövmeyi kabul etmiyor. Ama sana savaş açarlarsa, seni o dininden, yurdundan, yerinden ederlerse, senin gücün yetmezse hicreti, senin gücün yeterse de onlarla savaşmayı, onlarla
mücadele vermeyi istiyor Allah. Şimdi buradaki ayette onlarla mücadele vermeyi istiyor Allah. Yoksa öldür beni, öldür de şehit olayım demesini istemiyor bir Müslümanım. Evet. Ayrıca bir de bu ayetten ben şunu da anlıyorum. İşte Allah Semud kavmini helak etti, dünyada ceza verdiği gibi filan şeylere de bir açıklık getiriyor. Cezayı mesela insanların vermesini burada istiyor. Yani Allah gelip de çaprazlama bu bozgunculuk çıkanların ellerini ayaklarını kendisi kesmiyor. Müslümanların bu cezayı vermelerini istiyor. Tabii ki. Dolayısıyla insanlara verilecek olan cezanın ahirette olduğunu, dünyadaki cezanın ya evren yasaları veya insanlar eliyle verilen cezalar olduğunu da bu ayetten anlıyoruz. Aynen. 34. Ancak sizin onlara güç yetirmenizden önce tövbe edenler başka. Bilin ki şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Şimdi Öcalan yakalanmadan önce Türkiye'deki çocukları kırıp geçirip öldürüp onlara her türlü hakareti yapıyordu. Ne zaman ki yakalandı, teslim oldu, ben de bu devlete teslim oldum, buna hizmet edeceğim dedi. İşte Öcalan bu yakalanmadan önce bunu demiş olsaydı o zaten bağışlanırdı. Yani tabii bağışlayan olursa. İşte burada onu anlatıyor. Yani Müslüman olanları öldürüp ortadan kaldırıp yok etmek için çaba gösteren, savaşan insanlar Müslümanlar güç ve kuvvet haline gelince artık ben de teslim oldum dediler. İşte Allah da bunların teslimiyetini kabul etmiyor. Daha önce onlara zayıf iken, güçlü değilken onların inanca teslim olması gerektiğini söylüyor Allah. Öyle onlar güç haline geldiği zaman teslim olmanın bir anlamı yok diyor. Hocam o zaman bu ayet çok ilginç. Demek ki tövbe edecek olan insan yakalanmadan önce veyahut da kanunun önüne çıkmadan önce tövbe ederse bunun bir makbul olma durumu var. Yakalandıktan sonra veya yakalanacağını anlayınca yapmış olduğu tövbeyi kabul etmiyor Allah'ın. İşte o Firavun'un denizde boğulma anında anlatırken böyle anlatmıyor mu? O Hristiyanların Hazreti İsa'yı öldürmelerini, Yahudilerin ehli kitabın daha doğrusu Hazreti İsa'nın öldürülmesini böyle anlatmıyor mu Allah? Yani onlar artık güç, kuvvet ellerinde kalmadı. Artık mecelleri kalmayınca yani ahiret alemi onlara gösterildiği ölüm gelince biz teslim olduk dediler. İşte bu teslim olmayı ölüm gelmeden önce yapmaları gerekirdi diyor Allah. Ölüm geldikten sonra teslim olmaları bir şey ifade etmez diyor. Onlardan kabul edilmedi diyor Allah. Bunu anlatıyor tabii ki. Evet. 35. Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakının ve sizi ona yaklaştıracak vesile arayın. Onun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Vesile arayın. Burada vesile arayın ne demek? Allah'ın koyduğu kurallara uymak vesiledir. Yani infak etmek, namaz kılmak, zekat vermek, efendim Allah yolunda sıkışanın bir ihtiyacını gidermek, yolda kalmış ihtiyarları savunmak, desteklemek bunlar hep vesiledir. Yani bir insan kendi sevdiklerini Allah yolunda feda etmedikçe asla hidayete eremez diyor. Vesile bu. Sevdiklerini Allah uğruna feda etme. İşte hani peygambere gizli bir söz söyleyeceğin zaman sadaka verin demiştik diyor ya. Yani bunun bir bedelini ödeyin dedik diyor ya, işte bedel ödemeyle Allah insanları o kötülüklerden uzaklaştırıyor.
ceza verilmeyen bir insan sürekli trafik kurallarına uymadan aynı suçları işleyerek devam eder. Ama ceza verildiği zaman o cezanın bedelini ödemeyen insan asla bu şeyden caydırıcılıkta onlara fayda vermiyor. Aynı suç işlemeye devam ediyor. Bu mesajı veriyor. İnkar edenler, yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa, bununla da kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye vermeye kalkışsalar, yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır. Düşünebiliyor musun? Yani bu dünyada ahiret alemini kabul etmeyen, öyle bir ihtimal bile akıllarına gelmeyen insanlar, ahiret aleminde o ebedi cehennemden kurtulmak için dünyadaki kazandığı bütün malların karşılığını verseler, hatta bir dünya daha kazanıp onu da verseler, yani vermek isterler, Allah yine kabul etmez diyor. Yani dünyadayken öyle bir borç ödeyeceğinize, dünyadayken edebinizde, terbiyenizde yaşayın, öyle bir riske katlanmayın diyor. Yani dünyadayken usulümüze, edebinize, terbiyenizi bozmadan yürüyün mesajı veriyor. Yani şefaatin orada olmadığını da vurguluyor. Çıkmak isterler ama ondan çıkacak değiller. Onlar için sürekli bir azap vardır. Orada ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değiller. Onlar için sürekli. Yani Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetleri inkar eden ve zulmedenlerin sürekli ebedi ateşte, cehennemde kalacaklarını söyler. Ama bazılar çıkmış, cehennemde böyle sürekli kalıcı diye bir şey yok diye söylüyorlar. Bir belgeleri yok. Öyle bir anlayış yanlıştır. Sürekli cennete giren ebedi cennette, cehenneme giren ebedi cehennemde. Bugün şu anda günah işleyenler ve günahları kadar yanıp cezası miktarınca yandıktan sonra cennete gidecek. Bu anlayış da yine daha önce verdiğim örnekte Bakara suresi 80. ayette ateş bize sayılı günlerde dokunacak diyen Yahudilerin anlayışlarını taklit ediyorlar. Kur'an'da öyle bir şey yok. Peki hocam, cehennemin sürekli oluşundaki hikmet nedir? Yani bir kişi 50 yıllık veya 80 yıllık, 100 yıllık bir ömür yaşıyor. Bu sürede işlemiş olduğu cezalarına karşılık bitmek tükenmek bilmeyen milyarlarca yıllık, trilyonlarca yıllık ebedi bir ceza alıyor. Yani buradaki hikmet nedir? Yani bu cezanın uzunluğu, büyüklüğü, süresi, sonsuz olması. Şimdi benim anladığım, bak Allah bir ayette şöyle diyor. Allah evveldir, Allah ahirdir, Allah batındır, Allah zahirdir diyor. Yani Allah yaratılmamıştır, en önce olandır. Allah yaratılmamıştır, en sonra olandır. Yani ucu bucağı yok anlamında kullanılıyor. Zahirdir derken de yani Allah kendisinde olanları bizzat eşyada göstermiş. İşte Musa'ya dağ bak, dağ yerinde kılamadığı ifadesini kullanırken bunu anlatıyor. Batındır derken de insanların göremediği, bilemediği konularda Allah'ın görüldüğünü söylüyor. İşte Allah ezelidir ifadesini kullanırken
karşısında muhatap olan bir insandan bahsediyor Allah. Yani insan Allah'ın muhatap aldığı tek varlıktır. İnsana Allah doğasına değer veriyor. Doğası da insanın ya Rabbani yoldur ya da gayri Rabbani yoldur. Allah belirli bir zaman dilimi içerisinde insanları deniyor, testten geçiriyor ve dünyadayken de bunlara hem kendi öz yapısında var olan takvadan bir uyarıcı gönderiyor, hem de Allah'tan insanlar içinden gönderilen kendi bilgileriyle bilgilendirdiği peygamberlerle uyarıcılar geliyor. İşte bu iki uyarıcı geldiği halde onlar kendi nefislerine kendileri şahit oldukları halde ahiret aleminde sürekli ifade ederken biz ahiret aleminde bundan haberdar olmadık dememeniz için bunları size şahit kılıyoruz ifadesi kullanarak. Yani ebedi bir hayatın, Allah ebedidir, ebedi bir hayatın insanla ilkeleşmesini istiyor. Ya ebedi cennet, ya ebedi cehennem. Başka bir alternatif yok. Dileyen cehennemi seçsin, dileyen de cenneti seçsin. İnsan kendisini ona adıyor. Allah kesinlikle insan üzerinde bir müdahalesi yok. Yani seçimi yapan insanın kendisi, Allah değil. Evet. Onun için ebedi cennet, ebedi cehennem alıyor. Evet. 37'yi okumuş ya okudum bilmiyorum. Okuduk onu. Orada, hadi. Evet. 38. Hırsız erkek ve hırsız kadının çalıp kazandıklarına bir karşılık Allah'tan tekrarı önleyen bir ceza olmak üzere ellerini kesin. Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi burada en insanlar arasında kafa karıştıran ayetlerden biri de bu. Yani burada aslında hırsız erkeklerin ve hırsız kadınların ellerini kesin ifadesini iki anlamda kullanmış Kur'an, benim anladığım. Birisi bunları bu hale getirecek durumları ortadan kaldırın, onların bu duruma gelmesine fırsat vermeyin. Birisi de eğer katmerleşmiş psikoloji deyimiyle kangren haline gelmiş, kesinlikle bu cezayı almadan dönüşü mümkün olmayan bir moda girmiş, o hırsızların ellerini kesin anlamında kullanmış Kur'an. Yani buna da o konuda uzmanlaşmış psikolog, psikiyatrik klinikleri uzmanları ancak buna verebilir, cezayı verebilir. Söyleyebilir ve ceza verilebilir. Yani burada bir baklava çaldı, onun elini kesin anlamında değil. Onları engelleyin, onları önleyin. Ama insanları öldürme pahasına adam kadının boynundaki gerdanlığı almak için kadının boynunu kesiyor. Öldürüyor kadını, ondan sonra alıp kendi uhdesinde kullanıyor. Şimdi bunlar öldürülmese, mesela kıssasta hayat vardır derken Allah bu kıssasta hayat vardır şeyi boşuna mı söylüyor? Yani bir kötülük yapanın, yani adam öldürenin veya belirli bir insana işkence haline dönüştürülen bir hali uygulayanın aynen kendisine de uygulanması gerekir ki bundan vazgeçsin. Toplum da buna şahit olsun der. Toplumu psikolojik olarak böyle Rabbani yolda eğiterek Allah düzenli bir hale getiriyor. Yani hırsızlık yapanın eli kesilmez diyenler kesinlikle yanılıyor. Ama hırsızlık yapanın elinin kesilmesi için de psikolog, psikiyatrist uzmanlar buna karar vermesi lazım. Bu eli kesilmediği halde geriye dönüşü mümkün olması mümkün değil. Yani asla bundan vazgeçmez anlayışına
sahip olan insanların elleri kesilir mesajı veriyor benim anladığım. Yani onların